Mehmet Elçe 8 yıldır cezaevinde. Şırnak'ta yaşanan bir patlama neticesinde tamamen toplumda oluşan öfkeyi dindirmek adına, yani birilerinin öfkesini, gazını alabilmek adına birilerinin günah keçisi seçilmesi gerekiyordu. Ne yazık ki bunlardan bir tanesi Mehmet Elçe oldu. Mehmet Elçe'nin dosya içerisinde ne var diye bakıldığında hiçbir şeyin olmadığını, tek bir delilin olmadığını, olay günü ve olay saatinde oralarda yakın dahi bulunmadığı açıkken 13 defa ağırlaştırılmış müebbet ve 2500 ya da 3000 yıla yakın bir hapis cezasına mahkum edildi. Burada önemli olarak değinmek istediğimiz bir diğer nokta, Mehmet Elçe aslında hükümlü olmadan önce tutuklu bulunduğu süre zarfında sağlık problemleri yaşıyor ve mide kanseri geçiriyor. Tedavi edilirken hastaneden şöyle bir rapor geliyor. Tutuklu olarak bulunması hayati tehlike oluşturacaktır. Tahliye edilmesi gerekiyor şeklinde bir rapor alıyor. Avukatları tahliye talebinde bulunduğunda önlerine bir kağıt getiriliyor. Yargıtay'dan ceza ilamının onaylandığına ilişkin. Yani Mehmet Elçe'nin sağlık koşullarının yetersizliği göz önünde bulunduğunda, yani tahliye edilmesi gerekirken alel acele bir şekilde Yargıtay'dan cezası onanıp gönderiliyor. Bu sefer topu tamamen infaz bölümüne atıyorlar. Kendisi ilk tutuklandığında gayet sağlıklı, hiçbir sağlık problemi olmayan bir yurttaş. Ancak aradan geçen bu 8 yıllık sürenin zarfında öncelikle bir mide kanseri geçiriyor, midesi alınıyor. İki defa anji olduğunu biliyoruz. Şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi hastalıklar reaksiyon veriyor. Bununla beraber aynı zamanda işitmede bir kayıp yaşıyor. Birçok sağlık problemi bulunmakta ki mevcutta şu anda yürüyemeyecek durumda. Kendisiyle görüşmeye gittiğimizde infaz koruma memurları iki koluna girerek getiriyorlardı. Bunun haricinde cezaevinden buna ilişkin bir talepte bulunulduğunda bir tekerlekli sandalye kendisine tahsis edilmesi noktasında bir karşılık bulunmadı. En son ailenin kendi imkanlarıyla bir tekerlekli sandalye getirildi. Bu şekilde en azından biz gidip kendisini görmeye gittiğimizde karşılaşıyoruz. Fazlının ertelenmesine ilişkin İzmir Savcılığına, Antep Savcılığına ilişkin, başsavcılıklara ilişkin talepte bulunuyor. Ancak ne yazık ki Adli Tıp Kurumu'nun siyasallaşmasından ötürü yapılan tüm başvurular reddediliyor. Yani şöyle, sağlık kurulları bu konuda cezaevi koşullarında yaşayamaz, hayatını tek başına idame ettiremez şeklinde rapor vermesine rağmen son kararın, yani mütalaanın Adli Tıp Kurumu'ndan gelmesine ötürü Adli Tıp Kurumu mütalaasında sağlık kurulunun aksine cezaevinde kalabilir şeklinde rapor veriyor. Bu konuda zaten daha önce de karşımıza çıkmıştı. Özellikle Aysel Tuğluk'ta yaşanan durumdan ötürü. Adli Tıp Kurumu tamamen siyasallaşmış durumdadır. Siyasal makamların kararlarına göre hareket etmektedir. Bu nedenden ötürü bizim ilk taleplerimizden bir tanesi de Adli Tıp Kurumu'nun tamamen bağımsızlaştırılması yönünde.